Merhabalar arkadaşlar, İğneli Harikalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel renklerimle çok kolay cıvıl cıvıl bir model anlatacağım. İplerim şu şekilde numaraları. Suni ipek iptir arkadaşlar. Yapımı kolaydır. Boyamıza başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yapmayı unutmazsanız videoların devamlılığı için destek olmuş olursunuz. Evet, başlayalım ayağımıza. Şöyle bir alt yolumuz var. Ben biraz başladım. İki tane zürafa ile başlıyoruz. Bu benim örnek bezim. Şifon kumaştır arkadaşlar. Multi şifon olarak geçiyor. Sizler oyanıza en baştan başlayabilirsiniz. Evet, şimdi iki zürafa ile başladık. Hemen İkincisine şöyle geriye alıp 4 tane zürafa büyüklüğünde pırpırlar yapacağız. Pırpırlarımız şu şekilde. Alttan tek dolamayı yaptık. Bakın, sıkmıyorum. Şu düğümü sıkmıyoruz. Boyumuzu böyle istediğimiz boyutta ayarlayıp düğümü tutuyoruz ve sıkıyoruz. Pırpır yapmak bu kadar basit arkadaşlar. Bu tekniklere uyarsanız çabucak öğrenirsiniz. Bakın şimdi sıkmadım. İkisi aynı boyda. Aynı boyda yerini tutuyorum. Düğümü tutuyorum ve sıkıyorum. Bakın aynı boyda. Bu düğümü tutmazsanız kaçırırsınız o boyu. Bakın alttan tek dolama da şu şekilde. İğneyi taktık. Altından bir tane. Pırpırlar muhakkak alttan tek dolama olmalı. Dönmez böylelikle. Bakın. Boyunu ayarladım. Tutuyorum ve sıkıyorum. Bu şekilde 4 tane pırpır yapıyoruz. Daha sonrasında eliniz alışacak zaten. Ayarlamanıza gerek kalmadan şu iki parmakla el ayarı oluşacak arkadaşlar. Zamanla tabii ki de. Ve en baştaki pırpıra iğnemi taktım. Üste alıyorum bunu. Geriye alıyoruz. Geriye dönüşleri de şu şekilde gergin yapmalısınız. Şurada potluk bırakırsanız dışarıya taşar. Bakın bu şekilde olmalı. Bunu da aynı şekilde bakın sıkmadan önce şuranın gerginliğinden eminseniz tutuyoruz ve sıkıyoruz. Hep ayar gerektiriyor arkadaşlar. Hemen yandakine geçip sayımızı 4 sayımızı 3'e düşürüyoruz. Üstten iki dolama yapıyorum ben. Sizler tek dolama da yapabilirsiniz. Elinizin düzgünlüğüne bağlı. Geriye aldım. Sayımı 2'ye düşürüyorum. Tekrar geriye alıp sayımızı 1'e düşürüyoruz. Ve sayımızı 0 tepeye çıkıyoruz. Şöyle. Şimdi iki tane zemin zürafasını atlayıp üçüncüye iniş yapıyoruz. İnişler de aynı şekilde. Direkt bu şekilde böyle düğüm atarsanız ayarınızı yapamazsınız arkadaşlar. İlk yapan arkadaşlardan bahsediyorum. Yeni yapanlardan. Bakın. Şuranın bir gergin yaparsanız ütüyü vurduğunuzda burası böyle dümdüz bir şey olacaktır. O yüzden şöyle birazcık verevli olsun ki bakın tutuyorum ve sıkıyorum. Böyle gergin yaptığınızda ütüyü vurduğunuzda da böyle sanki dümdüz bir şey olur. Bu şekilde yaptığınızda da böyle verevli olmuş olacak. Şimdi iki tane zürafa yine. Bakalım 2 mi gitmişiz? Burada tek gitmişim, yanlış gitmişim. Burayı 2 gitmeliydim. 1 ve 2. Bu şekilde ikinci zürafaya geriye alıyoruz. Buraya da bir tane pırpır yapacağız.
Şu iki parmak bunu boyluyor arkadaşlar, bakın. Şöyle kulağından çekiyorum boyunu uzatmak için. Boyundan eminim. Tutuyorum ve sıkıyorum. Ve üstte tekrar çıktım. Buraya da onun yarısı büyüklüğünde bir pırpır yapacağım. Bakın, tutuyorum ve sıkıyorum. Tekrar iki zemin zürafa atlayıp üçüncüsüne inişimizi yapıyoruz. Alt yolumuz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. İsterseniz şu zürafayı yeşil de yapabilirsiniz. Ya da yazmanızın rengi de aynı bu şekildeyse bu şekilde de tercih edebilirsiniz. Çoğunluğunu yeşil istiyorsanız da yeşil gidebilirsiniz. Alt yolumuz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. İki zürafayı geriye alarak tekrar yaprağımızı yapıyoruz. Bakın, el ayarı şu şekilde arkadaşlar. Eliniz alıştığında şöyle yapabileceksiniz. Bakın. Baş parmağı ve işaret parmağı bunu ayarlıyor bu şekilde. Bizler de bu şekilde boylaya boylaya alıştık. Sizler için tek önerebileceğim, düğümleri sıkmadan önce boyunuzu ayarlamanız. Ben bu alt yolu bu şekilde tamamlayayım. Çiçeğimin rengini takıp geliyorum. Alt yolumuzu bu şekilde yaptık. Hemen bakın örneğimde şöyle daha önceden uygulamasını yaptığım bir çiçek. Tasarım da yine aynı bana ait olan. Daha tekrardan kullanmak istedim. Bu tarz modelleri farklı farklı yerlere de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi pembe mor şeklinde devam edeceğim için hemen şuradaki tepeciğe ipimizi tutturalım. Yapımı kolay arkadaşlar. Bunun dikkatli izlerseniz kele olan tarzında ama çok kolay. Şimdi bir tane pırpır yapıyoruz. Şu boyda olacak. Biraz deliğinin büyük görünmesi için. Birazcık büyük. Şöyle yani. Bakın. Şu altta yaptığımızın büyüklüğünde. Yapıyoruz. Tutuyorum ve sıkıyorum. Şu alt ipimi hemen keseyim oradan. Fazlalık görünmesin. Üzerine de gidebilirsiniz ama ip dolanmasın diye. Şimdi kele olan yöntemini arkadaşlar şu uygulamayı yapacaksınız. Geriye çevirip kendi yönünüze doğru çalışacaksınız. Hemen o pırpırın üzerinden aşacağız. Bunu da nasıl yapıyoruz? Bakın. Şu iki parmak şu kulağı tutuyorum aslında. Kulak dediğimde şu iki pırpırı hafif tutuyorum. Bakın sıkmadım. Boyundan eminim. Üzerine açtı. Tutuyorum ve sıkıyorum. Bakın. Tekrar önümüze dönüyoruz. Hep kendi yönünüze. Eğer hani ben soldan sağa çalışıyorum. Sizler sağdan solaysa kendi yönünüze arkalı önlü çevirerek yapacaksınız bu modeli. 3 defa zaten bu şekilde bir arka bir ön döndüğünüzde 3 pırpır üst üste gelmiş olacak. Bakın yine boyundan eminim. Hepsi bakın sırt sırta. İlk yaprağımız oluştu bile. Buraya 3 tane bu şekilde çalışacağız arkadaşlar. Bakın. Sıkmadım. Boyluyorum. Tutuyorum. Ve sıkıyorum. Hemen arkaya dönüyorum. Bakın şimdi. Şurada bir boşluk oluşmuyor ama düğümü attığınızda oraya hemen kendine yer buluyor arkadaşlar. Bakın. Tutuyorum. Sırt sırtalar bakın. Tutuyorum ve sıkıyorum. Hemen araya kendini kondurdu. Ara açıyor kendine bakın. Bu yöntemi çok beğeniliyor ama yapamıyorlar arkadaşlarımız. Bunun sırrı bu arkadaşlar. Başka çözümü yok.
Eliniz alıştığında dediğim gibi böyle kulak tutma yöntemiyle şöyle yapacaksınız. Zamanla eliniz alışacak. İkinci yaprağımız da hazır. Çok tatlı, çıtı pıtı bir model arkadaşlar. Tavsiye ederim. Çok da sipariş aldırır. Emin olun. Eliniz alıştığında 3 günde yapabileceğiniz bir model. Ben yavaş yapıyorum ki anlaşılsın diye, yoksa dediğim gibi çabucak yapılabilir. Sadece düğümünüzü sıkmayacaksınız. Üzerindeki geçişlerden emin olun. Sonrasında sıkın. Şu üzerine attığınız mutlaka üzerine aşmalı. Bakın. Şu iki kulağı tutacağım şuradaki. Bakın. Şöyle hafif tutar gibi yapıyoruz. Tutmak dediğimde. Bakın sıkmadım. Eminim. Tutuyorum ve sıkıyorum. Tutma işlemi burada. Buna bir kolalama yapıyor. Orada el, yani tırnak ütüsü dediğimizi yapıyor. Ve bu şekilde sıkmanızı sağlıyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Çıtı pıtı çok güzel bir model oldu. Bakın. Ütüsü yok şu an. Taze taze. Göstereyim modelimi. Bakın ne kadar güzel oldu. Bu şekilde bir oyanın fiyatı arkadaşlar. Dört kenar yazmaya 200 TL'den başlayabilir. İşçiliğe göre tabi, minimum işçilikten bahsediyorum. Yazma karşıdan olacak şekilde 200 TL'den başlayabilir. İşçiliği düzgün olan arkadaşlarımız 200 TL ve üzeri yapabilirler. Yazması sizden veya karşıdan olarak da size kalmış, aranızdaki hesap diyelim. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.